Evet değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 5. denememizi başlıyoruz. Birinci soruyla başlayalım. ABC birer doğal sayı olmak üzere diyor. Bu bilgiler verilmiş. Bu bilgi aşağıdaki soruda kullanacağız. Bu bilgi aşağıdaki soruda kullanacağız arkadaşlar. Bakalım 27 desimetre uzunluğuna bağlı şemsiyelerden kapalı olan 4'ünün 1, 2, 3, 4'ünün kapalı olan 4'ünün açık olan 3'ün uzunluğuna eşittir. Buraya x elem açıklar arkadaşlar. 3'ün eşitmiş. O zaman burası ne yaptı? 3x yaptı. 3x eşittir. 27'yi de kök için alırsak 3 kök 3. Kaç tane var bundan? 1, 2, 3, 4 tane var. O zaman 3'leri birbirine götürsün. Arkadaşlar x'imiz ne yapacak? 4 kök 3 yapacak. Bakalım neyi soruyor? Buna göre şemsiyenin biri açıldığında boyu ne kadar uzamaktadır diyor. Evet arkadaşlar, şemsiyenin son durumdaki boyu 4 kök 3. Son durumdaki boyu 4 kök 3. Peki ilk durumdaki boy neydi değerli arkadaşlar? Ona bakalım. 3 kök 3'tü. 27 3 kök 3 eşitti. Aradaki farkı alırsak arkadaşlar, 4 kök 3'ten 3 kök 3 çıkarsa kök 3 kalacak. Cevabımız ne olacak değerli arkadaşlar? Adana olacak değerli arkadaşlar. Şimdi ikinci sorudayız arkadaşlar. Rengin iki kolyesinin dizilişinde beyaz ve mavi ve kırmızı renklerde özdeş boncuklar kullanmıştır. Birinci kolyedeki boncukların renkleri sırası 2 beyaz 1 kırmızı. Evet, 2 beyaz 1 kırmızı. 2 beyaz 1 kırmızı. Arkadaşlar toplam 3 tane boncuğumuz var burada. Diğerinde ise ikinci kolyede ise boncukların renkleri sayısı 3 beyaz 1 kırmızı. 3 beyaz 1 mavi. Burada da 3 beyaz 1 mavi. Bir seride 4 tane var arkadaşlar. Yazan not aldık buraya. Şekilde tekrar etmektedir diyor. İki kolyede 100'er adet boncuk kullanıldığında göre kırmızı ve mavi boncuklar kaç defa aynı sırayla denk gelir? Kırmızı ve mavi boncuklar aynı sıraya denk gelir. Yani alt alta soruyor. O zaman arkadaşlar biri 3 seferde tekrar ediyor. Diğeri 4 seferde tekrar ediyor. 3 ile 4'ün ortak katını alalım arkadaşlar. En küçük ortak katını aldığımızda ne yapar arkadaşlar? Ekokumuz 12 yapar. Arkadaşlar daha sonra kaç defada alt alta geliyormuş onu soruyor. 100 defada. O zaman 112'ye bölürsem değerli arkadaşlar, kaç defa 100'ün içinde kaç defa 12 var? Yani kaç defa alt alta geldiğini soruyor. 112'ye bölürsem arkadaşlar 8,3 yapar. Yani bu da 8 tam demek. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? 8 olacak. Cevabımız ne olur? Adana olur değerli arkadaşlar. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Karetpan öksürük şurubu solunum yollarının kataral hastalıkları için bitkisel bir ilaçtır. Burada bize bilgi vermiş. Bu öksürük şurubunun kağıdında bir kısmı aşağıda verilmiş. 5 yaşındaki Eda ve 9 yaşındaki Kuzey kardeşlerine doktordan bu öksürük şurubunu almışlar. Bu da bize bilgi vermiş. Bu da gerek yok. Bir 5 yaşında bileceğiz arkadaşlar. Bir de 9 yaş. Altını çizdik. İki kardeş bu şurubu 4 gün boyunca günde ikişer kez içecek. 4 gün boyunca ikişer kez içecekler. Bu iki kardeşin 4 günün sonunda içtikleri şurubun toplam miktarı ne kadardır? Evet. Şimdi 4 gün kullanıyorlarmış arkadaşlar. Burada bunu biliyoruz ve günde 2 defa açıyorlarmış. Biri 5 yaşında. 5 yaşındakini bir canım. 5 yaşındaki çocuk 6 yaş altı olduğu için 2 milim. Sabah 2 milim, akşam 4 milim içer bir günde. Peki 4 günde dediği için 4 çarpı 4. 4 çarpı 4. 4 çarpı 4. 4 çarpı 4. 16 milim yapar değerli arkadaşlar. Bu 5 yaş altı çocuğumuzun. Şimdi diğerine gelelim. Diğeri de arkadaşlar 12 neymiş? 9 yaşında. 6 12 yaş. 2'nin karesi 4 yapar arkadaşlar. Bu da günde 4 ile 2 çarpılırsa 8 milim. 4 milim sabah, 4 milim akşam, 8 milim yapar arkadaşlar. Ne diyor bunda? Bunda 4 günde diyor. O zaman 8'i de 4 ile çarparsak 4 günde ne kadar içer? 32 milim. 16 milim 6 yaş altı çocuk. 32 milim de 6 12 yaş altı çocuğumuz işte. Toplam ne kadar diyor? Onu soruyor soruda. 6 2 daha 8, 3 1 daha 4. 48 milim içer. Cevabımız ne olacak diğer arkadaşlar? Bursa olacak. Dördüncü sorum. Yarıçapraya olan bir çemberin çevresi 2 pi r'dir. A ve B birer doğal sayı olmak üzere şeklinde bir bilgi vermiş arkadaşlar. Yine bu bilgiyi ne yapacağız? Kullanacağız sorumuzda bu bilgiyi kullanacağız. Geçtik soruya. Yukarıda verilen dikdörtgen biçimindeki pencere üstten 30 derece açıldığında şekilde göstermiş. A noktası 27 desimetrelik bir yay. A noktası 27 desimetrelik bir yay çiziyor arkadaşlar. A noktası 27 desimetrelik bir yay çiziyor. Şurası 30 derece. Şuranın uzunluğu da nedir arkadaşlar? 27 desimetre. Buna göre bu pencerenin yüksekliği nedir diyor. Arkadaşlar şuraya R dersek, bu dairenin yarıçapına R dersek
Aynı zamanda bu da pencerenin yüksekliği olmuş oluyor. Yani ben R'yi bulursam işlemimin sonucunu ne yapmış olacağım değerli arkadaşlar? Bulmuş olacağım. 30 derece diyor. Ben ne yapayım arkadaşlar? 2 pi R, 2 pi R çarpı 2 pi R, bu tamamının çevresi. Bize ne kadar lazım? 30 bölü 360. 30 bölü 360 eşittir arkadaşlar. Ne kadar uzunluğuymuş? 27 desimetre. 27 desimetrede ne yapar değerli arkadaşlar? Bize 3 kök 3 yapar. Kök 27 ne yapar? 3 kök 3 yapacak. 2'miz 2. Pi'miz 3 alın demiş. Zaten R'mizi soruyor. R'mizi soruyor. 2'miz 2, pi'miz 3, R'mizi soruyor. 30'u da 360'ı sadeleştirirsek ne yapar arkadaşlar? 1 bölü 12 yapar. 1 bölü 12. O da ne yapacak? 3 kök 3. 3 kere 2, şu 3 de şu 3 gitsin. Sadeleştirelim. 2 2'ye böl 1, 12 2'ye böl 6. R'miz buradan işlemimizi yaptığımızda 6 kök 3 çıkacak. Arkadaşlar R'miz neymiş? 6 kök 3'müş. Bu aynı zamanda pencerenin yüksekliği dedik. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? A şıkkımız olacak diyelim arkadaşlar. Evet, 5. sorudayız arkadaşlar. Bir sınıfta oynayacak olan deve cici oyununun kurallar şöyledir. Deve denilince ayağa kalkılır, oturanlar elenir. Cüce denince oturulur, ayağa kalkanlar elenir. 10 erkek ve 10 kız öğrencinin bulunduğu bir sınıfta herkes otururken öğretmenin verdiği komutlara göre gerçekleşen durumlar sırasıyla aşağıda verilmiştir. Sınıfımızda ne var arkadaşlar? 10 kız ve 10 erkek öğrencimiz var. Şu solda da neyimiz var arkadaşlar? Tablomuzu çizdim. O tabloyu dolduracağım arkadaşlar. Öğretmen cüce diyor. 3 kız ve 2 erkek ayakta duruyor. Arkadaşlar o zaman bu 3 kız ve 2 erkek ne yaptı? Elendi. 10 tane öğrencimiz vardı. 3 kızımız elendi. Ne kaldı? 7 kızımız vardı. 10 erkeğimiz vardı. 2 erkeğimiz elendi. Geriye ne kaldı? 8. Bu da C'miz cüce olsun. Cüce dedik. Şimdi bir de öğretmenimiz deve demiş. Buraya D yazdım. 2 kız 3 erkek oturuyor. Bunlar yine elendi. 2 kız elendi. Ne kaldı arkadaşlar geriye? 5. 2 kız elendi. 3 erkek de oturuyor. 3 erkek de elendi. O da ne kaldı arkadaşlar? 5. X'e 5'e 5 kaldı. Son durumda öğretmen yine deve diyor. Ben yine buraya D yazdım deve olsun diye. Bir kız ve bir erkek oturuyor. Bir kızımız ve bir erkeğimiz de elensin. Ne kaldı geriye? 4 kızımız, 4 erkeğimiz kaldı. Buna göre soruya devam ediyorum. Son durumda elenmeyen öğrenciler arasında, bunlar elenmeyen kalan. Son durumda elenmeyen öğrenciler arasında rastgele seçilen birinin kız olma olasılığı nedir? Ha, kızımız kaç tane var arkadaşlar? Neydi olasılık? İstenen olay böyle örnek uzaydı. 4 tane kızımız var. Toplam ne kadar öğrencimiz var? 4 kız, 4 erkek daha. 4 artı 4, 8 yapar. 4 bölü 8'de sadeleştirirsek ne yapar arkadaşlar? 1 bölü 2 yapar. Cevabımıza ne diyeceğiz değerli arkadaşlar? Bursa diyeceğiz. Soru. 1 veya birden büyük, ondan küçük bir gerçek sayı için en bir tam sayı olmak üzere gösterim, bilimsel gösterim. Arkadaşlar burada bilimsel gösterimin tarifini yapmış. Demek ki burada biz bilimsel gösterimi uygulayacağız. Bu bilgiden faydalanacağız. Zaten çoğumuz bu bilgiyi biliyoruz. Geçelim sorumuza. Oğlum yumurta kolesinin kapağında yukarıdaki bilgiler verilmiştir. Hafta içi günler 3'er, hafta sonu günler 4'er yumurta yiyen bir sporcu. Hafta içi 3 gün yiyor, hafta içi günler 3'er yumurta, hafta sonu günler 4'er yumurta yiyor. Tamam. Bir sporcunun 4 haftada yaklaşık aldığı protein miktarı. Evet. 4 haftada diyor. Arkadaşlar önce bir günümüzü belirleyelim. 4 haftada ne kadar hafta içi günümüz var? Ne kadar hafta sonu günümüz var? 4 haftada 5 hafta içi var. 5 kere 4 20. Hafta içi günümüz. Hafta içi günümüz. Yine arkadaşlar hafta içinde 2 günümüz var. Hafta sonunda 2 günümüz var. 4 haftada 8 yapar. Bu da hafta sonu yapar arkadaşlar. Hafta sonu. 4 haftada 20 gün içinde 8 günde hafta sonunda olmak üzere toplam 28 günümüz var. Diyor ki hafta içi günler 3'er yumurta. O zaman 20 ile 3'ü çarptım arkadaşlar. 20 çarpı 3 60. 20 çarpı 3 60. Bu hafta içi. Diğerine geçtim arkadaşlar. Hafta sonu da 8 günümüz var. Hafta sonu da 4 yumurta yiyormuş. 8 kere 4 32. Toplam 7 yumurta nedir arkadaşlar? 92 yumurta. 4 haftanın sonunda yaklaşık arkadaşlar 92 yumurta yemiş. 4 haftanın sonunda 92 yumurta yemiş. Ve aldığı protein. Peki bir protein neymiş arkadaşlar? Ona bir bakalım. Soruya baktığımızda, şu tabloya baktığımızda bir yumurtanın içerdiği protein miktarı yaklaşık 6,3. 6,3 protein alıyormuş. O zaman arkadaşlar 92 ile çarpı
6,3 çarptım. Ne çıkar arkadaşlar? O da arkadaşlar 5,57 yok. 579 yapar. 579,6 yapar arkadaşlar. Toplam protein miktarı. Bunu da bize ne istiyor? Bilimsel gösterim istiyor arkadaşlar. Bilimsel gösterimde buradaki A değerimiz ne olacak arkadaşlar? Ondan küçük, sıfırdan büyük bir sayı olacak. O zaman virgülü 1, 2 basamak buraya alalım. Ne olacak? 5,796 yapar. 2 basamak kaydırdığımız için de onun üstüne 2 yazalım arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? 5,796 çarpı onun karesi. Bu da cevabımız ne var arkadaşlar? Baktığımızda D şıkkında ver. O zaman cevabımız ne diyeceğiz arkadaşlar? Denizli diyeceğiz. 7. sorumuzda arkadaşlar yine bir bilgi verilmiş. Bu bilgiyi kesinlikle kullanacağız. Artık bu bilgiyi okumuyorum. Zaten üst sayılarda toplama ve çıkarma işlemi, bölme işlemi biliyoruz. Bilgiye bakmadan sorumuza geçiyorum. Aslı öğretmen üslü ifadeler konusunda öğrencilere anlatmak için bir oyun hazırlamış. Sayılardan üstleri aynı olanların büyüklüklerine küçüklerine bölünür. Üstleri aynı olanların büyükleri küçüklerine bölünür. Tamam. Okey. Buna tik koydum. Tabanları aynı olanlar çarpılır. Güzel. Tabanları aynı olanlar çarpacakmışız. Elde edilen sonuçlar da çarpacakmış en sonunda. Bundan sayı sonuçtur demiş. Tamam. Sırayla uygulayalım değerli arkadaşlar bu sorumuzu. Öğretmenin tahtaya yazdığı oyunu oynayan öğrencilerin sonuçta doğru bulduğu sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Üstleri aynı olan büyüklüklere küçüklerine bölünür. Üstleri aynı olan. 5 üzeri 2 üzeri 3 var. Baktığımda 3 yok. 5 üzeri 4 var. Evet, 10 üzeri 4 var arkadaşlar. 10 üzeri 4'ü 5 üzeri 4'e bölürsem değerli arkadaşlar ne yapar? 10 üzeri 4'ün içinde 5 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 var. 5 üzeri 4'ler birbirini sadeleştirir. Ne kalacak arkadaşlar burada? 2 üzeri 4. Başka var mı arkadaşlar? 8 var. Burada 8 yok. 13 var. Evet, burada 13 var arkadaşlar. 36 daha büyük. 36 üzeri 13 bölü 3 üzeri 13'ü sadeleştirelim. Arkadaşlar üstlerimiz aynıysa tabanlar birbirine bölürüz arkadaşlar. 36'ı 3'e böldük. 12 üzeri 13. Bu da ne olacak arkadaşlar? 12 üzeri 13 olacak. Başka var mı? Yok. Şimdi böldüklerimizin üstünü bir karayla bana engel olmasın. Şu gitti. Bu gitti. Daha sonra 5 üzeri 4 gitti. Daha sonra 36 üzeri 13 gitti. Üstünü karalıyorum arkadaşlar. Daha sonra 3 üzeri 13 gitti. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 parçamız kaldı. Bir de 2 üzeri 4. Bir de 12 üzeri 13. Diyor ki ikinciye geçtim. Tabanları aynı olanlar çarpılır. Tabanların aynı bakalım. Benim burada 2 üzeri 4. Nerede 2 üzeri 4? Bu. Şunun üstünü çizdim. Kullandım. 2 üzeri 3. Şunu da üstünü çizeyim. 2 üzeri 3'ün. 2 üzeri 6. Bunu da üstünü çizeyim. Bunu da kullandım. Çarparsak ne olur arkadaşlar? 6, 4, 2 üzeri 13 yaptı burası. 6 üzeri 8 var burada. 6 üzeri 8. Bunu da üstünü çizdim. Bu da 6 üzeri 5. Tabanları aynıysa çarpıyoruz. 6 üzeri 13. Güzel. Burada da arkadaşlar 12 üzeri 13 bulmuştuk. Büyük 36 üzeri 13'e 3 üzeri 13'e bölürsek ne bulmuştuk? 12 üzeri 13. Ne diyordu? Elde edilen sonuçlar çarpılır. 3 tane sonuç elde ettim. Üçünü de birbirine çarpalım arkadaşlar. 6 üzeri 13. 2 üzeri 13. Ve 12 üzeri 13. Değerli arkadaşlar, tabanlar aynı, üstler aynıysa tabanlar çarparız. 6 ile 12 çarptım. 12, 12 ile 12 çarptım. 144. 144 üzeri 13. Şıklara bakalım arkadaşlar. Şıklarda 144 üzeri 13 yok. Ha, ne yapacağız arkadaşlar? 144. Bak şurada da gördüğüm gibi 12 ile 12'ni çarpın. Bunu 12'nin karesi şeklinde yazayım. 12'nin üzeri 2 çarpı 13. Bu da ne yapar? 12 üzeri 13 ile 2 çarparsak 26. 12 üzeri 26 şıklarda var mı? Bakalım. Evet. B şıkkı doğru cevabımız değerli arkadaşlar. 7 sorunun cevabı B şıkkı diyoruz değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8. sorudayız. Yarıçapı olan bir çemberin çevresi 2 piredir. Yine bize bilgi vermiş. Bu çemberin çevresini burada ne yapacağız arkadaşlar? Kullanacağız. Dur ve Zeynep oturdukları sitenin bahçesinde ellerindeki çubuğa bağlı tekerlekleri yani oyuncaklarla 12 metre. 12 metreden az bir mesafe kullanacak. Muhtemelen ekok sorusu. Duru'nun oyuncağı tekerleğinin merkezinden yere uzakta 12.
Durucu Duru'nun oyuncağının yarıçapı 12. Zeynep'in oyuncağının yarıçapı 15 santimetrede de demiş. Çocuklar tekerlekleri aynı mesafede sürüyor. Her iki tekerlek de tam tur. Yani tam tur atıyor arkadaşlar. Eko kullanacağımız kesinleşti. İkisi de tam tur atacak. 12 ile 15'in ortak katı olacak arkadaşlar. Çocuklar oyuncağın tekerlekleri en fazla ne kadar kaç metre döndürürler? Yani kaç metre yol alır? Güzel. Hemen arkadaşlar 2 pi kullanayım. Dedim bunu kullanacağım. 2 pi'miz 3 pi 3 alın demiş. R'mize şuna bakalım. 12 oraya yazmıyor. Dışarıya 2 ile 3 6. 6 ile 12'yi çarparsak arkadaşlar 72 santimetre. Bir tanesi 72 santimetre. Diğerini bulalım arkadaşlar. Yine 2 pi R'de. 2'miz 2 pi'miz 3 15 15 3 kere 2 6. 6 ile 15 çarpacak 90 santimetre arkadaşlar. Arkadaşlar biri 72 santimetre de tam tur atıyor. Diğeri 90 santimetre de tam tur atıyor. İkisi kaç santimetre de tam tur atar? Ekokunu bulacağız arkadaşlar. Şunu çizeyim. Ekok 72 ile 90'ın ekoku ne yapar değerli arkadaşlar? 72'nin 5 katı 180 90. Evet, 180 360 arkadaşlar. Ekokumuz ne yapar? 360 yaptı. 72 ile 90'ın ekokunu bulduk değerli arkadaşlar. 360 santimetre yaptı. Bize diyor ki ama bu neyden az olacak diyor arkadaşlar. 12 metreden. Evet, şurada altını çizdik. 12 metreden. 360 santimetreyi metreye çevirirsek 3,6 metre yapar. Peki 3,6 metre giderse ne olur arkadaşlar? 12 metreden az ama en fazla diyor. O zaman bunu almıyorum. 2 katı ne yapar? 72. 36'nın 2 katı ne yapar? 72. 7,2. Bunu da almıyorum arkadaşlar. 36'nın 3 katı ne yapar? 108. Bu da 10,8. Bu olabilir. Bir de 4. deneyelim. 36'nın 4 katı ne yapar arkadaşlar? 144 yapar. O da 14,4. Arkadaşlar bunu alamam. Niye? 12 metreden fazla. Peki bunu alabilirim. 12 metreden az, en büyük. O zaman ne kadar en fazla mesafe alan arkadaşlar? 10,8 metrelik bir mesafe alır. Bu da alabileceğimizin en fazla değer. O zaman cevabımız ne olacak? 8 sorunun cevabı Ceyhan olacak değer arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 9 sorudayız. Aşağıda grafikte ABCD kapların paylaştırılacak olan 1 litrelik sütün kaplara göre dağılımı verilmiştir. 1 litre süt. Arkadaşlar şıklarınızda mililitre istemiş. 1 litre süt 1000 mililitre eder. 1000 mililitre eder. Hangisi doğrudur? Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar 1000 mililitre A'mız 36 derecelik bir açı var. 36 çarpı 100. Bir dakika arkadaşlar, bekleteceğim. Aşağıdaki ABCD kaplarında paylaştırılacak olan 1 litrelik sütün kaplara göre dağılımı verilmiştir. 1 litrelik sütümüz var. Kaplara göre dağılım var arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şıklara baktım. Hepsi mililitre. 1 litreyi mililitreye çeviriyorum. 1000 mililitredir der arkadaşlar. Bunu da 36 demiş. Yani 360'a böleceğim. 36 ile çarpacağım arkadaşlar. Bu da ne yapar? Buna bu gider. Burada bir kadar. 100 mililitre. 100 mililitre. O zaman arkadaşlar A kabım 100 mililitre. Baktım şıklarda A kabı 150 demiş. Eledim. Hiç uğraşmadım arkadaşlar. Şıkkının birini eledim. Yine 1000 mililitreye geldim. Bu sefer 72 çarpı 360. Zaten burada 36'lık derece 100 milim çıkarsa 72'lik dereceli 200 milim çıkar arkadaşlar. Burası 200 milim yapar. Bu da B kabı. B'de 250 demiş. Bunu da eledim. C'ye geldim arkadaşlar. C'de 90'mış. 360 1000'e 90'a çarpıp 360'a böleceğim değerli arkadaşlar. Bu da 1 bölü 4 yapar. 1000'i 4'e bölürsek ne yapar arkadaşlar? 250 mililitre yapar. C'miz de 350 demiş arkadaşlar. 250 olması lazım. Arkadaşlar o zaman D şıkkımız, kalan cevabımız doğru cevap olarak söylüyorum arkadaşlar. 9 sorumuzun cevabı Denizli diyorum değerli arkadaşlar. 10. sorudayız. Aslı eczanenin raflarından birine aşağıdaki ölçüleri verilen krem kutusunu sıralayacaktır. Rafın krem kutusunu bir inceleyelim arkadaşlar. Yüksekliğimiz 2 kök 5, enimiz 2 kök 5. Yani bir kare prizma. Boyumuz 15 santim. 2 kök 5, 2 kök 5 inceledik. Geçtik. Rafın yüksekliği 18 santimetre. Buradaki rafın yüksekliği 18 santimetre. Eni ise 81 santimetreden küçük. Yani 81 santimetre diyelim. Küçüğünü alacağız. Tam 81 santimetre almayacağız ama bir parça küçüğünü alacağız. Ve rafımızın da arkadaşlar baktığımızda boyu 16 santimetreydi. Burada 15 santimetre. Bu raf buraya sığar, hatta 1 santimde kalır. O da sıkıntı değil.
Krem kutularının yukarıda olduğu gibi birer yüzleri çakışacak şekilde üst üste yan yana dizilinde bravo en çok kaç tane kutu yerleşmiş olur? Arkadaşlar klasik bir sorumuz. Karekök sorusu. Başlayalım çözmemize. Arkadaşlar ben önce kök 5'in yaklaşık değerini bir yazayım. Kök 5'in yaklaşık değeri. 2,23'tü arkadaşlar. Ben bunu 2,24 alacağım. Kök 5'in yaklaşık değeri. Tam çıksın ifademiz. 2,24 aldım. Arkadaşlar şimdi buranın yüksekliği 18. 18 santimetre. 18'e 2,24'e bölürsem 18 2,24'e bölürsem ne yapar arkadaşlar? 8,3 8,03 yapar. Bunu da tekrar 2'ye bölürüm. Kaç adet sığacak arkadaşlar? Çünkü 2 kök 5 ya bu. Kök 5'in uzunluğu. 2 kök 5 ne yapar? Üst üste buraya 4 adet yapar değerli arkadaşlar. 4 adet. 4 adet yapar. Bir de değerli arkadaşlar 81'e bakalım. 81'de kök 5'e bölüyorum arkadaşlar. Daha sonra tekrar 2'ye böleceğim. 2 kök 5 ya. Kök 5'in yaklaşık değeri 2,24'tü. 81'i 2,24'e bölürsem ne yapar değerli arkadaşlar? 36,16 yapar. 36,16 yapar. Arkadaşlar yan yana kök 5'i bölüyoruz 36,16 ama burada 2 kök 5 olduğu için bir daha 2'ye böleyim. Yan yana da arkadaşlar buraya ne sığdı? 18 adet sığdı. Üst üste 18 adet sığdı değerli arkadaşlar. Yan yana 18 adet sığdı. Üst üste de 4 adet sığdı. Toplam kaç tane sığar arkadaşlar? Zaten buranın uzun 15 santimdi. Buraya 1 santim sığdı. Yani bir tane kutu sığdı. O zaman 4 çarpı 18 yerinde durmuyor. 4 çarpı 18 çarpı bir de yan yana 1 olduğu için 4 18'i çarparsak değerli arkadaşlar 72 adet yapar. 72 adet yapar. Şık cevabımıza bakalım arkadaşlar. Cevabımız 72. Evet cevabımız arkadaşlar C şıkkı olacak değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar 11. sorudayız. Kalsiyum metabolizmasında önemli rol oynayan D vitamini yalnızca kemik ve diş dokusu için değil aynı zamanda bağışıklık sistemi için de gereklidir. Bilgi vermiş burada. Ancak vücut alması gereken D vitamini %95'i güneş %5 ise ek gıdalarla geliyor. Tamam burayı da anladık. Yine bir bilgi daha vermiş. 1 mililitre D vitamini çözeltisi 25 damladır. 1 mililitre. Arkadaşlar 1 mililitre 25 damlaysa 110 mililitre bir kutusu ne yapar arkadaşlar? 10 mililitre 250 damla yapar. 10 mililitresi 250 damla yapar değerli arkadaşlar. Tamam geçtik. Ve bir damla yaklaşık 800 çözelti içeriyormuş. Geçtik orayı da anladık. Doktor yetişkin bir hastanın günlük D vitamini ihtiyacının yaklaşık 20 damla. Günlük ihtiyacı yaklaşık neymiş arkadaşlar? Bir insanın 20 damla. Çözelti ile karşılayacağını söylemiş. Hasta bu vitamini 2 ay kullandığında yaklaşık ne kadar çözelti aldığını bilimsel gösterimi ve ihtiyaç duyduğu şişe sayısını hangi şıkta doğru gösterilmiştir? Tamam. Arkadaşlar günlük 20 damla mı alıyor? Günlük 20 damla alıyor. 2 ay kullanacak. 2 ay ne yapar? 60 ile çarparsak değerli arkadaşlar 1200 damla yapar. 1200 damla. Peki bir şişede ne kadar vardı? Burada hesaplamıştık. 200 bir şişede 250 damla vardı. 1200'ü 250'ye böldüğümde değerli arkadaşlar 1200'ü 250'ye böldüğümde ne çıkacak arkadaşlar? 4,8. Yani 4 kutu kullanacak. 5. kutuyu da açtığı için onu da kullanmış sayacağız arkadaşlar. Yani 5 kutu kullanacak. O zaman şu şıkkımız gitti. D ve A gitti arkadaşlar. Pardon. Değerli arkadaşlar. B ve D'miz gitti. 5 kutuyu bulduk. Şimdi bir de ne kadar çözelti kullanacağınızı bulalım değerli arkadaşlar. Arkadaşlar çözelti bize 1200 damlaydı değil mi? 1200 damla. Her bir damlada ne kadar çözelti varmış? 800. 1200'e de 800 çarparsam 12 ile 800 12 ile 8 çarparsam 96 1 2 3 4 96 çarpı 10 üzeri 4. 10 üzeri 4. Bunu da bilimsel gösterim yaparsak arkadaşlar buraya bir basamak bir virgül kaydırırsak burası 9,6 çarpı 10 üzeri 5 yapacak. 9,6 çarpı 10 üzeri 5 yapacak değerli arkadaşlar. O zaman cevabımızın doğalıyla ne olacak değerli arkadaşlar? Ceyhan olacak değerli arkadaşlar.
12. sorudayız değerli arkadaşlar. Güneş paneli üzerinde güneş enerjisini soğurmaya yarayan birçok güneş hücresinin bulunduğu bir enerji kaynağıdır. Evet, bilgi vermiş. A ülkesinde evlerin çatılarını güneş panelleriyle kaplı. Bu sayede evler kendi elektrik ihtiyaçlarını panellerden karşılayabilmektedir. Bu ülkede 3 şehrin güneş paneli kurumu aşağıda verilmiştir. Arkadaşlar burada kocaman hiç var. Sadece bilgi vermiş. Geçelim sorumuza aşağıya. Ne diyor? Bu 3 yerde toplam 4800 tane güneş paneli kurulum vardır. Ha, 4800 tane. Arkadaşlar bu 3 yerde 4800 tane kurulum varmış ve ölçeklendirilmiş değer demiş. Yani buranın kaçla çarpıldığını, yani çarpı 1000, çarpı 10, çarpı 100 gibi bir değer olabilir. Onu vermemiş. Önce biz onu bulalım. Arkadaşlar burayı x dedim. Bu ölçeklendirilmiş değeri x dedim. A şehrinde 100x. A şehrinde 100x. B şehrinde 60x. C şehrinde 80x. Topladım, ne yapar? 240x yapar. Arkadaşlar 240x ne eder? Bakalım, 4800'müş. Sadeleştirdim. X'imiz burada ne çıkacak arkadaşlar? 20 çıkacak. 48 24'e bölürsek 2 0 ekledik 20. Yani ölçeklendirilmiş değer yaklaşık neymiş arkadaşlar? 20'ymiş. 20. Mesela o zaman A'ya bakalım. A'da ne kadar var? 100 çarpı 20 2000. Mesela B 60 çarpı 20 1200 şeklinde. Toplamda da 4800 bulduk. Geçelim soruya, devam ediyorum. Evlerin çatılarında 1800 tane güneş paneli olan bir D şehri de grafiğe ekleyeceğiz. Ha, 1800'ü burada ne olarak gösteririz? Her bir ölçeklenmiş değer 20 ise 1800'ü ne olarak gösteririz arkadaşlar? 1800'ü 20'ye böleceğiz. O da ne çıkacak değerli arkadaşlar? 90 çıkacak. Eklenmek isterse bu şehirde güneş paneli sayısı hangi değere karşılık gelir? Tabii ki Denizli 90'a karşılık gelecek değerli arkadaşlar. Cevabımız Denizli. 12 Denizli. Evet değerli arkadaşlar, 13. sorudayız. Sistem projesi için köprü yapacak olan Çınar, köprüye çıkacak merdivenler ve eş uzunluktaki tahta parçaları aşağıda verilmiştir diyor. İki tahta parçası yukarıda görüldüğü gibi 3 kök 5'lik kısım üst üste gelecek şekilde 605'lik birim uzunluk elde edilir. Yine şekilde verilmiş. Buna göre Çınar 405 birimlik uzunluk elde etmek için, evet, uzunluk elde etmek için iki tahta parçasını ne kadar üst üste koymalıdır diyor. Önce arkadaşlar bu tahta parçasının bir gerçek uzunluğunu bulalım. Şuraya x diyelim arkadaşlar. Şuraya da x diyelim. 2x artı 3 kök 5 eşittir 605. Arkadaşlar 605 11 kök 5 yapar. 11 kök 5 yapar. 3 kök 5 öbür tarafa attırsak ne yapar değerli arkadaşlar? 8 kök 5. Bu da 2x. X'i ne yapar arkadaşlar? 4 kök 5. Bizim tahtamızın gerçek uzunluğu neymiş arkadaşlar? 4 kök 5, 4 kök 5'miş. Şimdi diyor ki bu tahtayı şöyle koy üst üste diyor. Şöyle koyalım üst üste diyor. Ve diyor bu yeni uzunluğumuz diyor. Bu yeni uzunluğumuz ne kadar olsun diyor. 405. Kök 405. 405 ne yapar değerli arkadaşlar? 9 kök 5 mi yapar? 405. 9 kök 5 yapar. Şimdi tahta parçamızın uzunluğu neydi arkadaşlar? 4 kök 5'ti. Şuraya A diyelim bu sefer. X karışmasın. Buraya A dedik. Burası ne olacak o zaman? 4 kök 5 eksi A. Burası ne olacak arkadaşlar? 4 kök 5 eksi A. Toplam uzunluğumuzda ne yaptı? 9 kök 5. O zaman ne yapar arkadaşlar? 4 kök 5 burada. 4 kök 5 daha burada. 8 kök 5. Şu eksi A ile artı A birbirini götürsün. Geride de ne kaldı? Eksi A. O zaman ne yapacak arkadaşlar? 9 kök 5 yapacak. Burası da ne yapmıştık arkadaşlar? Gerçek uzunluğumuzu 9 kök 5 yapmıştık. Burada da 9 kök 5. O zaman buraya 14 kök 5 yapalım arkadaşlar. Şurayı düzeltelim. 14 kök 5 eksi A dedik. 9 kök 5 arkadaşlar. Toparladık. 4 4 daha ne yaptık? 9 kök 5. O zaman A'yı öbür tarafa attık. Burada da ne çıktı arkadaşlar? 4 kök 5 çıktı. Yok. 9 5 kök 5 çıktı. 5 kök 5 ile kök için alırsak değerli arkadaşlar ne yapacak? 25 çarpı 5 125 olacak değerli arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Denizli olacak. Arkadaşlar 14 sorudayız. Eda öğretmenin işlerinde birim kare cinsinden olanlar yazılı olan iki farklı dikdörtgen şeklindeki kağıdı aralarında boşluk bırakmadan üst üste yapıştırılarak üçüncü şekil elde ediliyor. Üst üste yapıştırılacak arkadaşlar. Yeni oluşan şeklin birim kare cinsinden alanı veren cebirsel ifadenin çarpanlardan biri değil. Çarpanlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
Arkadaşlar şuradan alan x kare artı 3'müş. X kare artı 3 artı buranın alanı da x artı 3'müş arkadaşlar. Yeni alanımız bu oldu değerli arkadaşlar. Bunun hangisi çarpanlardan biri değil, biridir diyor soruda. Arkadaşlar bunu toplayıp yapabiliriz ama o bizim kazanım dışı. Burada biz gruplandırarak çarpanlarını ayıralım. Burada x parantezini alalım değerli arkadaşlar. Burada ne kaldı? X artı 3 artı. Burada da x artı 3'ü direkt yazdık. X, burada x parantezini aldım. X artı 3. Burada x artı 3 direkt, x artı 3'ü direkt yazdık. Tekrar x artı 3 parantezini alalım. Burada ne kaldı arkadaşlar? X. Burada ne kaldı? X artı 3'ü çekersek orada geriye 1 kaldı. O zaman çarpanlarını ayırmış şeklimiz x artı 3 çarpı x artı 1. Hangisi şıklarda var değerli arkadaşlar? X artı 1. O zaman doğru cevabımız 14 Bursa diyeceğiz. Evet arkadaşlar 15. sorudayız. Aşağıdaki kare prizma biçimindeki bir kitap seti kutusunun kapağı açık hale verilmiştir. Evet. Kare prizmaymış arkadaşlar ve yüksekliğimiz de 2A'ymış. Ve kapağımızın kenarları da 2A birimmiş. Kutunun kapağının bir yüzünün birim kare cinsinden alanı verilen cebirsel ifade. Kutunun kapağının yüzünün birim kare cinsinde bir yüzünün. Arkadaşlar o zaman şu kutunun kapağının bir yüzünü bulacağız. Özdeşi nedir diye sormuş. Değerli arkadaşlar şuranın tamamı 2B ise. Şuranın tamamı nedir arkadaşlar? 2B. O zaman şu kısa birim 2A. 2B'ye de 2A'ya çıkar diyorum değerli arkadaşlar. O zaman şu uzunluğu bulmuş olacağım. Şuraya çizdiğim uzunluğu. Bu da ne olur arkadaşlar? 2 kutunun uzunluğu. Yani 2 karenin uzunluğu. 2'ye bölürsem B eksi A. Şunun bir tanesinin alanı neymiş arkadaşlar? Kenar uzunluğu. B eksi A. O zaman değerli arkadaşlar oranın karesini bulalım. Ortadaki. B eksi A'nın karesi ne yapar? B kare. Şunun karesini alıyorum. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 2AB artı A kare. Şimdi arkadaşlar şurası B eksi A. Şurası da 2A. Burası B eksi A. Burası da 2A. Şu 3 tane 7'nin alanını bulup toplayacağız. Bir tanesini bulalım önce. B eksi A çarpı 2A. O da 2AB. 2AB eksi 2A kare yapar mı diğer arkadaşlar? Bu da 2AB eksi 2A kare yapar. Peki bundan da 3 tane olacak. 1, 2, 3. Bundan da 3 tane olacak. O zaman 3 ile çarpıyorum arkadaşlar. 6AB. 3 ile 2 çarparsam eksi 6A kare. Baktığımız arkadaşlar eksi 2AB ile 6AB toplarsam artı 4AB. Şunu götürdüm. B kare yine buraya yazdım. 1A kareden de eksi 6A kare çıkarsa arkadaşlar o da eksi 5A kare yapar. İfademize baktığımızda şıklarda hangisinde var? B kare artı 4AB. B kare artı 4AB eksi 5A kare. Cevabımız Ceyhan değer arkadaşlar. Değer arkadaşlar burada 1, 2, 3 kenarı ve bir de ortadaki alanı toplamak suretiyle sorumuzu çözdük. Değer arkadaşlar. Evet arkadaşlar 16. sorudayız. Yukarıda uzunlukları verilen dikdörtgen biçimindeki fotoğraf çerçevesinin içine aralarına boşluk bırakılmadan dikdörtgen biçiminde özdeş 15 fotoğraf yerleştirilmiştir. Evet arkadaşlar yan yana 5, alt alta 3 fotoğraf, 15 fotoğraf yerleştirilmiştir. İkinci görseline geçtik. İkinci görselde aynı çerçevenin köşelerine dikdörtgen biçiminde özdeş 4 fotoğraf. Evet. Artan boşluğun ortasına ise dikdörtgen biçiminde farklı bir fotoğraf. Ve diğer köşeler gelecek şekilde yerleştirilmiştir. İkinci gösterideki fotoğraf kolajının köşelerine yerleştirilen fotoğraflardan birinin alanı. Yani bunlardan bir tanesinin alanı istiyor. Birinci görselin fotoğrafında kolajının şunlardan bir tanesinin alanını istiyor diyor arkadaşlar. Köşelerine yerleştirilen fotoğraf birinin alanı arasındaki farkı santimetre kare cinsinden veren ifade nedir? Arkadaşlar soruyu okuduk. Soruda ne diyor? Üstteki birinci fotoğrafta köşesindeki bir fotoğrafın alanı bulacağız. Aşağıdaki resimde verilen kolajda bir fotoğrafın alanını bulacağız. Ve aradaki farkı cevap olarak yazacağız değerli arkadaşlar. Soru kolay ama bayağı bir uzun. Değerli arkadaşlar başlayalım çözmeye. Şimdi arkadaşlar bu 5 fotoğrafın uzunluğu 5y artı 15 ise 5 fotoğrafın uzunluğu 5y artı 15 ise değerli arkadaşlar bir fotoğrafın uzunluğu ne yapar arkadaşlar? Y artı 3. 5'e böldük. Kısaltarak yazacağım. Çarpı. Arkadaşlar 3x artı 2 10, 3x artı 12'ymiş. 3 fotoğrafın yüksekliği. O zaman bir fotoğraf ne yapar arkadaşlar? X artı 4. Bunu da 3'e böldüm arkadaşlar. 3 fotoğraf olduğu için.
Onu çarparsam arkadaşlar x'ye 4y x'ye 4y 3x artı 12 3x artı 12 birebir çarptım bir arkadaşlar. Birinci fotoğrafın alanı buldum. Şimdi geldim arkadaşlar ikinci fotoğrafın alanına. Arkadaşlar bunun uzunluğu 5y artı 15'ti. Buranın uzunluğu y artı 9'u çıkartırsam geriye ne kalır değerli arkadaşlar? 4y artı 10, 4y artı 6 kalır. Bunu da 2 tane kare bölüşmüş. 4y artı 2 kare bölüşmüş. 4y artı 6'yı 2'ye böleceğim arkadaşlar. Bir dikdörtgenin uzunluğunu bulayım. 4y artı 6'yı 2'ye bölersem ne yapar arkadaşlar? 2y artı 3. Ben kısaltarak yazıyorum. Sığdıramam diye. Şimdi arkadaşlar burada yüksekliğimiz 3x artı 12. 3x artı 12'den x eksi 2'yi çıkartacağım ki şu ikisinin yüksekliğini bulayım. 3x'in 1x çıkarsa 2x. 12'den eksi 2 çıkarsa 14. 2x artı 14 yapar. Bunu da 2 kare bölüştüğü için yani 2 resim bölüştüğü için 2'ye böldüğümüzde değer arkadaşlar x artı 7 yapacak. Bunu da çarpalım arkadaşlar. Bu da ne yapar? 2x'ye artı 14y şu altına yazıyorum arkadaşlar. 14y artı 3x artı 21 artı 3x artı 21 yaptım. Şimdi bu ikisinin arasında fark alacağız arkadaşlar. İkisi arasında fark alacağız. Değerli arkadaşlar. Burada da baktığımızda da fark aldığımız arkadaşlar 2x'ye'den 1x'ye çıkarsa x'e yine kısaltarak yazıyorum arkadaşlar. 2x'ye'den 1x'ye çıktı x'ye. Ondan sonra 10y kalır. Y'den y çıktı mı ne kalıyor arkadaşlar? 14y'den 4y çıktı mı 10y. Geriye ne kaldı? 3x'in 3x çıkarsa 0 yazmıyorum. 21'den de 12 çıkarsa ne kalacak arkadaşlar? 21'den de 12 çıkarsa 9 kalacak diğer arkadaşlar. O da x'ye artı 10y artı 9 baktığımızda cevabımız x'ye artı 10 artı Adana olacak değerli arkadaşlar. 17. sorudayız. Aşağıda üzerinde 19 litrelik tabanca bulunan bir su sebili iki su bardağı gösterilmiştir. Bir sebilimiz var, iki de bardağımız var. Tabancadaki suyun 2 litresinden fazlası kullanılmış. 2 litresini kullandık varsayalım. Geriye ne kadar kalacak? 17 litre. 17 litre su kaldı arkadaşlar. 2 litresini kullandık. Fazla diyor ama onu en sonunda düşeceğim küsuratlardan. Tabancada bulunan suyun yarısı. Ha 17'inde arkadaşlar 17 litre ben 1000 mililitre çevireyim. Bu da ne yapar arkadaşlar? 3 sıfır eklediğimizde 17.000 mililitre olur. Bunu da 2'ye bölüyorum arkadaşlar. Yarısından diyor. Bu da ne yapar değerli arkadaşlar? 8500 olur. 8500 olur. Geçtim hemen. Tabanca bulunan suyun yarısı 150 mililitrelik. Ha bunu 150 mililitrelik bardağa böldük. Kaç tane bardak çıkar? Onu bir hesaplayayım. Bu da 56,6 yapar arkadaşlar. Küsuratımız var dedim. 17 litreden az dedim. Zaten o yüzden ne dedim? 56 bardak buradan aldım. Diğer 8500'de 200 mililitreye bölüyorum arkadaşlar. Buna sıfırlar gitsin. 85'i 2'ye böldük mü? 42,5. Burada da 42 bardak yapar değerli arkadaşlar. Diyor ki bu iş için en fazla kaç tane bardak kullanılmıştır? X'ini topladığımızda doğru cevabımızı bulacağız. 6 ile 2 topladık 8. 5 ile 4 topladık 90. 98 bardakla bizim işimizi çözer arkadaşlar. Küsuratları zaten 17 litreden az diyordu. 2 litreden fazlası kullanılmıştır. 17 litreden az oraya çektik arkadaşlar. En fazla 98 bardak bu işlemimizin bizim doğru cevabımız olur. 18. sorudayız. Bir olayın olma olasılığı istenilen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumlar. Yine bize bir bilgi vermiş arkadaşlar. Olasılığı vermiş. İstenilen olay bölü örnek uzay demiştik biz de. Aşağıdaki tabloda yakıt depoları tam dolu iken arabaların hızlarına göre yakıtlar bitene kadar kullandıkları saat aralığı verilmiştir diyor. Evet. 70 km hızla gitmiş. Bu saat aralığında. Şekilimiz hepsi böyle. Soruya geçelim. Tabloda A, B, C, D arabaların sırasıyla 7, 5, 4 tane bulunan. A arabasından 7, B'den 5, C'den 4, D'den 6 bulunan bir otokar kiralamacısı 1000 müşterisine kura ile arabalarının
Bir gününe ücretsiz verecektir. Evet. Arabaların her bir numaralandıktan sonra bu numaralar özdeş kartlar yazılıyor. Bu kartlardan boş bir kutuya atılıyor. Müşteri kutudan rastgele seçtiği bir kartın numarasının dolu olan deposunun, arabaların hepsi doluymuş. Dolu deposunun bir yakıtta 500 kilometreden fazla gidebilme olasılığı nedir? Ha, 500 kilometreden fazla gidebilme olasılığı. O zaman arkadaşlar biz bunların bir zamanını bulalım. A markadan 70 kilometre hızla arkadaşlar. A marka 70 kilometre hızla gidiyor. 13,5 ile 20,5 arası kaç saat yapar arkadaşlar? 7 saat yapar. 70 ile 7 çarparsak A markası 490 kilometre gitti arkadaşlar. Aynı şeyi B'ye, C'ye, D'ye yapacağım. B arabası 80 kilometre hızla gidiyor. 10 ile 16 arası 6 saat yapar. 10 ile 16, 16'dan 10'u çıkarsak 6 saat yapar. 6 kere 8, 48, 480. C arabası 90 km hızla gidiyor. 11.30'da 17.15 ne yapar? Kaç saat yapar arkadaşlar? 5 saat 5.45 yapar. 5.45'te de 9'u çarparsak 490 gibi bir ifade yapar. Bir küsurat olabilir. Ama 500'ü geçmiyor. D'ye geldim arkadaşlar. 100 km hızla gidiyor. 11.15 ile 17.30 arası kaç saat yapar? 6 saat 15 dakika yapar. 6 ile 100'ü çarparsak 615 km yapar. Arkadaşlar bu 4 arabadan sadece D araba 500 km ve üzeri yolda gidiyor. Diğerleri gitmiyor. Bana olasılığı soruyor. O zaman D arabadan kaç tane var? D arabadan 6 tane var. Bölü. İstenen durum. 6. Toplam olasılık. 6 ile 4 topla 10. 7 ile 5 topla 12. 12 ile 10 topla toplam olasılık 22. Cevabımız 6 bölü 22 olacak arkadaşlar. Baktığımızda şıkta yok. Sadeleştirelim. 2'ye böldük 3. 2'ye böldük 11. Cevabımız 3 bölü 11 olacak. Evet. Eda yeni aldığı bir cep telefonunu 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5 dakikada tam şarj etmiş. Eda'ya bakalım. Ne kadar şarj etmiş yeni aldığı bir cep telefonu. 2'nin kübü 8. 2'nin kübü 8. 3, 8 kere 5. 40, 120 dakikada. Eda yeni aldığı bir cep telefonu 120 dakikada şarj etmiş arkadaşlar. %100. Geçelim sonra. Telefonun bataryası tam doluyken 2 üzeri 4 çarpı 5 dakika kullandığında 2 üzeri 4 çarpı 5 dakika ne yapar arkadaşlar? 80 dakika. 2 üzeri 4 16 16 çarpı 5 80 dakika kullandığında şekil 1'de ekibi %60'ı dolu olduğu görüyor. Ha, 80 dakikada kullandığında %60'ı dolu oluyor. O zaman 80 dakikada %60'ı dolu oluyorsa %40'ını harcamış. 80 dakikada telefonun %40'ı gitmiş arkadaşlar. Değil mi? 80 dakika kullandığında şekildeki gibi görünüyor. Yani %60'ı boşalmış. %60'ı kalmış. O zaman %40'ı boşalmış. Devam ediyorum arkadaşlar. Daha sonra telefonunun 2 çarpı 5 çarpı 7 dakika daha kullanıyor. 5 kere 2 10 70 dakika. O zaman 70 dakika daha kullanıyor. 70 dakika daha kullanıyor arkadaşlar. 80 dakikada %40'ı giderse 70 dakikada da %35'i gider. Yarı yarıya. 80 de 2'ye böldü 40'ı gitmiş. 70 dakikada ne kadar gitmiş? 35'i gitmiş. Ardından yeni kullanıyor ve şekildeki durumu görülüyor. Tamam. Ardından yeniden şarja takıyor ve batarya tam dolana kadar telefonunu kullanmıyor. Buna göre telefonun bataryasının tamamı dolması için kaç dakika geçer? Arkadaşlar tamamı dolması için kaç dakika geçer? Bir bakalım. %40'ını kullandık. %35'ini kullandık. Toplam şarjının %75'ini kullandık arkadaşlar. Yani %75'i boş. Telefonun %75'i nedir arkadaşlar? Boş. Telefonun tamamını kaç dakikada dolduruyordu? İlk başta hesapladık 120 dakikada. Arkadaşlar %100'ünü 120 dakikada kullanırsa %100'ünü 120 dakikada kullanırsa doldurursa %100'ünü 120 dakikada doldurursa %75'ini kaç dakikada doldurur? Oran orantı yapabiliriz arkadaşlar. 100, 120, 175. Yani 3 bölü 4 oran var. 124'e böldüm 90. 3 ile 124'e böldüm 30. 124'e böldüm 30. 3 ile çarptım 90. X eşittir 90. Değerli arkadaşlar 90 dakikada doldurur. Siz eğer bu şekilde yapamıyorsanız 3 bölü 4 oranı göremiyorsanız içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. Baktığımızda 90 dakikada doldurur dedik. Ama şıklarda 90 dakika yok. 90 çarpanlarını ayıralım arkadaşlar. 90 nasıl çarpanlarını ayırırız? 9 çarpı 10. 9'u 3'ün karesi şeklinde yazarız. 10'u da 2 çarpı 5 şeklinde yazarız. 3'ün karesi çarpı 2 çarpı 5 şıklarda hangisinde var? Ceyhan'da var arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı da Ceyhan olacak diyelim arkadaşlar. Geçelim son sorumuza. Evet.
20. soru. Duru proje ödevi için sayıları konusuna ilgili bir araştırma yaparken bir matematik sitesinde aşağıdaki soruyla karşılaşıyor. Şekildeki ayrıtları çakışmayan altıgenlerden ikisini seçecek. 10 tane altıgenimiz var arkadaşlar. Numaralı şu ikisini seçeceğiz. Örneğin 2 ile 5, 5 ile 6 seçebilir. Ayrıtlar çakışmıyor. Evet arkadaşlar, komşu olmayacak diyor. Yani diyor ki 2 ile 5, 2 ile 5 seçebilir. Komşu değil. Ayrıtlar çakışmayan diyor. 6 ile 7 seçe 6 ile 7 ne yapamaz? Seçemez. 6 ile 7 seçemez arkadaşlar. Niye? Çakışıyor. Sayılar seçebilir ki sayılar seçemezsin diyor. Tamam. Arkadaşlar seçtirmeyeceğiz. İstenilen şartlara uygun bütün ikiler özdeş kartlar yazılarak İstenilen şartlara uyan bütün ikiler özdeş kartlar yazılarak boş bir kutuya atılıyor. Kutudan rastgele bir kart seçildiğinde sayıların birinin olma olasılığı kaçtır? Evet. Arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Diyor ki tekrardan sayılar seçebilir diyor. 2 ile 5'i seçebilir. 6 ile 7'yi 2 ile 5 seçebilir ve 2 ile 6'yı seçebilir. 2 ile 7'yi seçebilir. 2 ile 8, 2 ile 9, 2 ile 10 seçebilir. Yani arkadaşlar 1 ile 2'yi seçemez. Ama 1 ile 4 seçebilir. Komşu olmayacak. Bunu teker teker deneyeceğiz arkadaşlar. Sorumuz uzun. Önce ben buradan bir anlatmaya çalışayım. Şimdi 1 ile kimi seçebilir arkadaşlar? 1 ile kimi seçebilir? 1 ile 4, 1 ile 5, 1 ile 6, 1 ile 7, 1 ile 8, 1 ile 9, 1 ile 10'u seçebilir. Peki 1 ile kimi seçemez? 1 ile 2 ve 1 ile 3'ü seçemez. Geldik arkadaşlar 2'ye. 2 ile 1'i seçemez. 2 ile 3'ü seçemez. Komşu. 2 ile 4'ü seçemez komşu. Ama 2 ile 5'i, 2 ile 6'yı, 2 ile 7'yi, 2 ile 8'i, 2 ile 9'u, 2 ile 10'u ne yapabilir? Seçebilir arkadaşlar. Aynı şekilde 3'e geldik. 3 ile 1'i seçemez komşu. 3 ile 2'yi seçemez komşu. 3 ile 4'ü seçemez, o da komşu. Ama 3 ile 5'i, 3 ile 6'yı, 3 ile 7'yi, 3 ile 8'i, 3 ile 9'u, 3 ile 10'u ne yapabilir? Seçebilir. Arkadaşlar bunu teker teker yazacağız. Ben büyük boş bir kağıda yazayım. Daha sonra yansıtayım. Onun üzerinden devam edelim sorumuza. Evet arkadaşlar, az önce 20 sorudaki tüm olasılıkları ben yazdım. Boş bir kağıda, temiz bir kağıda. 1'e 4, 1'e 5 dedik. Hani 1'e 2 ve 1'e 3 komşu olduğu için onları yazmadım. 1'e 4, 1'e 5, 1'e 6, 1'e 7, 1'e 8, 1'e 9, 1'e 10. 7 at, 7 tane saydık burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynı şekilde 2'ye 1 komşu, 2'ye 2 zaten 2 2 almıyoruz. 2'ye 3 komşu, 2'ye 4 komşu ama 2'ye 5 komşu değil. 2'ye 5, 2'ye 6, 2'ye 7, 2'ye 8, 2'ye 9, 2'ye 10 da yazdım. 6 adet buradan var. Yine aynı şekilde 3'e 5, 3'e 6, 3'e 7, 3'e 8, 3'e 9, 3'e 10, 6 adet buradan. 4'e 1, 4'e 7, 4'e 8, 4'e 9, 4'e 10 komşu olmayanlar yazdık. Aynı şekilde bu hepsini bu tarafta yazdım arkadaşlar. Toplam olasılığım ne? Örnek uzayımdan bahsediyorum. 7, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 7'yi topladığımda 60 yapıyor arkadaşlar. 60 yapıyor. Burası 60 yaptı. Peki bize ne istiyordu arkadaşlar? İstenen olay neydi? İçinde 1 olma olasılığı. Burada kaç tane 1 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Burada 1 yok. Burada da 1 yok. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. İstenen olasılık da 14 arkadaşlar. 14 bölü 60 dedim. Sadeleştirdiğimde 7 bölü 30 çıktı diğer arkadaşlar. Burada bütün olasılıkları bu şekilde yazdım. Ha hocam, bunun kısa yolu yok mu? Bunun kısa yolu yok mu arkadaşlar? Bunun kısa yolunu aslında düşünebilirseniz biraz var. Şimdi kısa yolundan bahsedeceğim diğer arkadaşlar. Arkadaşlar yazmadan nasıl yapabiliriz? Yazmadan da şu şekilde yapabiliriz. Bu 1'i buraya yazdık. Bu da komşusu olmayanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedik. Onu buraya yazdık. Onun komşusu olmayanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geçtik hemen. Hemen şurayı bir sileyim. Şimdi sıra geldi 2'ye. Arkadaşlar 2 neyse 3 de o. 2'nin komşusu olmayanlar kim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman 3'ün komşusu olmayanlar da 6. O zaman 5'in komşusu olmayanlar da 6. O zaman 6'nın komşusu olmayanlar da 6. O zaman 8'in komşusu olmayanlar da 6. 9'un komşusu olmayanlar da nedir arkadaşlar? 6. Hemen şurayı da bir sileyim. Peki hocam, kim değişecek? 4'ler değişecek. 4 ile 7'ninki biraz farklı olacak. Çünkü 4'ün komşusu olmayanlar 2, 3,
4'ün komşusu olanlar 2, 3, 5, 6 komşusu olmayan kim o zaman? 1, 7, 8, 9, 10, 5 tane. Aynı şekilde 7'nin de 5 tane olacak. Toplantımızda ne çıkacak arkadaşlar? Toplam genel örnek uzayımız 60. İstenen olasılık diyordu. Onu da az önce bulmuştuk. 11, 14. Sadeleştirsek 7 bölü 30. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Ceyhan olacak. Arkadaşlar 20 soruluk denememiz burada bitmiştir. Hepinize geçmiş olsun. Beni denediniz için teşekkürler.